açıkçası. Hani aynı zamanda koyu renklerden alıyorum ve evlerin şeylerini, şu pervazlarını yapmaya çalışıyorum. Şöyle birer çizgi halinde bile gösterirseniz, yani hemen pencere kendisini gösteriyor. Yani uzakta bir ev var ve evlerin pencereleri muhtemelen içeride ışık falan da yanıyordur. Hadi buna da böyle yapayım. Şu pencereye geldi sıra. Koyu renkler seçiyorum hep. Çünkü uzakta bile bunlar siyah gibi görünür. Yani muhtemelen demir pencereler. Buraya geldiğiniz zaman dal fırçayı kullanabilirsiniz, tamam mı? Kapısını da tamamen koyu renk yapıyorum. Şöyle. Kapı. Ondan sonra bacalarını ufak ufak belirtelim. Oralarda da minik bacalar var. İşte olabildiği kadar, yani belirtebildiğimiz kadar, hani sulu boyada çok belirgin çizgiler, belirgin hatlar çok çalışılmaz. Biraz homojen bir şekilde birbirine karışır ve karıştığı zaman da hiç korkmayın çocuklar. İyi bir yoldasınız demektir. Evet. Belki şu siyah, yani koyu renkle, bulduğum renkle şuraya biraz ağaç şeyleri yapabilirim. Şöyle uzantı şeklinde, hani sanki ağaçların şu tepeleri şöyle gözüküyormuş gibi. Çamların, çam ağaçlarının. Buralarda da bayağı bir ağaç var yani. Orada küçük bir koruluk yaşıyor. Gelelim şimdi. Burada da bir hayat var, değil mi? Bir canlılık var. Bu evde yaşayanlar var. Muhtemelen yaşıyorlar bu evde. Ondan sonra çocukları veya insanlar bir şöyle bir gezerler karların üstünde. O zaman da ne yapacağız? Birkaç tane böyle iz bırakalım. Yani şu şekilde, şöyle, şöyle. Oynamışlar burada çocuklar gelip. İşte kar topu yapmışlar. Birbirlerine atmışlar. Sonra işleri bitince evlerine çekilmişler. Çünkü hava çok soğuk. Bayağı soğuk. Biraz da sulandırarak sulu şeyler yapabiliriz.